Evet, merhabalar dostlar. Hepinize değerli Rus İmparatorluğu serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz dostlar. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümümüzde olası bir Alman savaşı için ofansif bir savunma hattı çekmiştik ve düşündüğümüz gibi savaş başlamıştı ve Almanların en önemli topraklarını kendi elimize geçirerek buralarda bize bağlı bir monarşist Polonya devletini kurmuştuk. Daha video öncesinde Avusturya sınırını şu şekilde görmüş olduğunuz gibi iki seviye kale gözetleme kulesi ve İkmal kamplarıyla donattım diyecektim. Burada ikmal kampımız yokmuş. Tamam, diğer her yerde var ikmal kamplarımız. Bu bölüm Avusturya Macaristan Savaşı'nı gerçekleştireceğiz. Ya aslında ben bundan önce videoya girmeden mallar, aslında video çekiyordum. Mallar yatırımı yaptım. Bayağı bir yatırım yaptım ama hani şu oyunun ekranı gidip böyle siyah siyah çizgilerin geldiği hata var ya, o hatayı aldım. Yani o yüzden de biraz sıkıntı oldu. Britanya'nın sınırı önümüze geçti. Ekonomik puan. Peki, neyse. Şöyle istihdam edebilir nüfus haritamızı hemen açıp ordularımızı basmaya başlayalım. Çok güzel istihdam edebilir nüfuslarımız varmış. Ama biz bunun farkında değilmişiz. Ben de bunu yeni fark ettim. Hızlıca en büyük nüfuslu topraklarımızdan ordularımızı basacağız. Ve hemen hızlı bir şekilde savaşımıza girişeceğiz. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla. İleride bizi en fazla tehlike oluşturabilecek devletlerden birisi çünkü kendisi. Bunun da farkında olduğum için hızlı bir şekilde savaşmamız lazım onlarla. Evet, devam edelim. Hala güzel. O kadar da kötü bir nüfusumuz yokmuş. Biz nüfusu düşük olan yerlerden ordu basıyormuşuz. Ve şöyle ordularımızı basmaya devam. Az önce 2 milyonluk bir para harcamışız sadece bu ordu basım işlemleri için. Ve sanırım hala Avusturya Macaristan'ı yerle bir etmeye yetecek kadar büyük bir orduya sahip bulamadık. Yani birazdan belli olur zaten o. Zaten buradaymışız. Sanırım artık burada bir son bir duralım. Ve bastığımız orduların bir hemen Moskova'ya gitmesini bekleyelim. Moskova'ya gönderelim. Özellikle Finlandiya'dan güzel bir ordu çıktı. Böyle şuradaki ordularımızı da hemen Moskova'ya yönlendirelim. Ne kadar büyük bir ordumuz olduğunu birazdan görürüz. O iki seviyeler kalelerde de bir savunma savaşı gerçekleştirdiğimiz zaman çok rahat bir şekilde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu indiririz. Evet, zaten şu anda bayağı büyük bir orduyu finanse etmişiz. 700 binlik büyük bir ordu var elimizde. Evet, kendileri o kadar da güçlü değiller aslında devlet olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet sınırımız var. Bu da demek oluyor ki eğer 800 binlik bir ordu toplarsak kolaylıkla yerle bir edeceğiz onları. O 30 bin ordu çıkardığımız toprak burada bir yerdeydi ama hangisiydi? Anlaşılan tekrardan istihdam edilebilir nüfus haritasını açacağız. Evet, buralardan ordu basalım. 100 binlik bir orduyu buradan toplarız. Hatta belki de topladık. Şu an bilemiyorum. Bakalım. Evet, toplamışız. Aslında işimizi sağlam almak için biz daha fazla ordu basmalıyız. Ya 1 milyon 600 bine kadar çıkmayacağız. Öyle bir deliliğe gerek yok da. Yine de bundan fazla ordu lazım. O kadar da hafife almamalıyız Avusturya Macaristan'ı. Tak diye yüksek ordular çıkarırsa karşımıza, çünkü o zaman yok oluruz. Sadece 800 bin kişilik bir ordu ile onları yenebileceğimizi hiçbir şekilde düşünmüyorum. En az 1 milyon ordu toplamamız lazım ekonomileri kadar. 1 milyonluk bir ordudan sonra da artık yenilirler büyük ihtimalle. Evet, artık yeterli. Evet. Böyle 2513 orduyu terhis edelim. Ben hemen hesap makinesinden hızlı bir şekilde arkada bölüyorum 1 milyonu. 1 milyon bölü 8 sınırımız var değil mi? Evet, 125 bin yapıyor. Tamam. Video daha fazla uzamadan hızlı bir şekilde savaşımızı ilan edelim. Şöyle 125 binlik büyük ordular yiyeceğiz. Gerçekten çok yüksek derecede ordular yiyoruz sınıra. Yani bu ordulara bir de savunma savaşı yapacağımızı düşünecek olursak karşı koymaları gerçekten imkansıza yakın bir düzeyde. Bir dakika, yanlış ordu gönderdik. 125 bin. Bu da 125 bin. Evet. Hala paramız artıda. Gerçekten muazzam bir gücümüz var.
Gerçekten çok güçlüyüz. Acayip güçlüyüz. Bu savaştan sonra dengeler tamamen değişecek. O zaman göreceksiniz hepiniz. Hızlı bir şekilde savaşımıza girişiyorum ben. Şu şekilde giriştim bakalım. Zaten yani Avusturya Macaristan öyle kolay bir şekilde bizi yenemez. Ama hey, bir dakika, sen ne yaptın orada? Sen şurada ne yaptın abicim? Sen orada ne yaptın? Orada değişik işler döndü. Sürekli aynı yere saldırdığı için orada az daha hezimete uğruyorduk. Az çok toparladık diyecektim. Geri gidiyor burası. Orayı düzeltmemiz lazım. Süre giden ordu rakamını artıralım o zaman. 45 bine çek. Doğrudan olarak buradan buraya 40 bin ordu. Buradan buraya 40 bin ordu. Buradan buraya 20 bin ordu. Buradan buraya da 10 bin ordu. Evet, hepsini gene 100 binin üstüne çektik. Süre geri çekememişiz. Allah'ım. Tamam, çektik. Evet, yavaş yavaş belki de saldırı yapmalıyız. Evet, artık taarruza geçmenin vakti ve de zamanıdır taarruza geçmenin. Artık herhangi bir şekilde güçleri kalmadı kendilerinin. Hızlı bir şekilde artık taarruza geçmemiz gerekiyor. Aynen bu şekilde. İyi bir taarruzla kendilerini kolaylıkla alt edeceğiz. Evet, bu orduyu buraya, bu orduyu buraya saldırtalım. Bu buraya, bu da buraya saldırsın. Öncelikle doğu tarafını Avusturya Macaristan'ın tamamen kontrolümüz altına alalım. Ardından batı tarafına doğru ilerleyişlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu arada şuraya 30 binlik bir ordu takviyesinde bulunmamız gerektiğini fark ettim şu an. Şu şekilde, evet, doğu tarafını tamamen kontrol altına aldık Avusturya Macaristan'ın. Hızlı bir şekilde batı tarafını da elimize geçirmeyelim. Batı tarafına da saldırılarımızı gerçekleştirelim. Evet, şu an iyi saldırdığımızı düşünüyorum ben. Evet, Avusturya Macaristan topraklarına çok iyi ordularla girişlerimizi gerçekleştiriyoruz. Neredeyse hiçbir şekilde bize karşı koyamıyorlar. Bu da onların ülkelerini yönetmekten ne kadar aciz bir devlet olduklarını gösterir. Bu kadar da aciz olmazsınız yani devlet olarak. O zaman şöyle yapacağız. Seni buraya, seni buraya. Seni şuraya, seni de şuraya yönlendirirsem. Evet, başkentin çevresini yavaş yavaş çepeçevre sarıyoruz. Evet, burayı böyle, burayı da böyle yaptığım zaman şurada yüksek bir orduyla saldırıp şurayı şöyle devirdiğimiz zaman başkentini de elimize geçirdik Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun. Evet, tekrardan birincilik koltuğuna oturduk dünya üzerinde. Evet, Avusturya Macaristan bizden bir tane bile toprak alamadı. Bizi hiçbir yerde hezimete uğratamadı. Hiçbir yerde biz hezimete uğramadık. Bizi alt etmeyi beceremedi diyecektim. Orada bir tane eyaleti unutmuşuz. Bunu düzeltelim hemen. Bu hatamızı hemen düzeltelim. Evet, şu şekilde. Lan ney? Allah'a billaha ne olduğunu anlamadım ben. Ben ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Anlayamıyorum şu an ne olduğunu. Az önce bu toprak Avusturya Macaristan'daydı. Nasıl oldu? Aynen, 90 orduyla gelsin alsın adam her yeri yani. Tamam, bitti. Bak, şu toprağı gene unutacağız. Evet, abonenin bildirimi geliyor. Ama göremiyorum aboneyi ben maalesef. Tamam ya, bitti. Daha buradan bir yere kaçamaz. Bitti bitti. %90. Ya bir git Allah aşkına, oradaki topraklar için uğraşamam hiç. Şu anda kendisilerinin bütün topraklarını alabiliyormuşuz ama bu kadar fazla abartmaya gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben. Ya da bir dakika dur. Şuraları almıyorum.
Bir de buraları almıyorum. Evet, buranın haricindeki toprakları alıyorum. Evet, şimdi diplomatik olarak ilerlememiz gerekiyor şu saatten sonra. Artık diplomatik olarak biraz davranmamız gerekiyor. Bütün toprakları aldık. Hepsine birdenbire konamayız tahmin ettiğiniz üzere. Büyük bir tepki çeker çünkü bu dünyada ve bizim istihbarat edip prestijimizi düşürür. Bu topraklar üzerinde Çekoslovakya devletini bize bağlı olarak bırakacağız. Çekoslovakya devletini. Bu topraklarda başkenti Prag'a olacak şekilde bize bağlı olarak bırakıyorum. Sınırlar yanlış, onun çok farkındayım. Hiçbir şekilde merak etmeyin ama. Şimdi bir vasalı daha serbest bırakıyoruz ve medeniyet oluşturan, pardon. Medeniyet seç diyorum. Ve burada Macaristan Krallığı. Viyana'yı sana veremiyorum. Viyana'da çünkü güzel bir ekonomi var. O zaman sana benimle olan Osmanlı sınırımı birazcık azaltman için şöyle bir şey yapıyorum. Bu bize askeri olarak da güzel bir şey sağlayacaktır. Şöyle yapıyorum. Evet, bu toprakları da onlara veriyorum ve bu da Peşit'i de onlara verelim. Şöyle yapalım. Yani orayı vermeyelim. Evet, bu şekilde. Başkentleri Novi Sad olsun. Bir dakika. Başkentleri Novi Sad olacak şekilde Macaristan Krallığını da bize bağlı olarak burada bırakacağız. Bu şekilde. Evet, bu kadar. Ekonomik toprakları kendimize alırken kalan topraklarda bize bağlı hükümetler serbest bıraktık. Bu da bizim dünya üzerindeki itibarımızı artıracak şeyler. Pek tabii ki. Elimizde kalan ordu ne kadarlık bir ordu? 682 binlik bir ordu. Onu da ofansif, evet, onu da ofansif şey hattına dağıtabiliriz. Osmanlı hattına dağıtabiliriz. Her tarafa 170.500'lük bir ordu düşüyor. Dağıtalım hemen. 170.500. 170.500 ve 170.500. Evet, kalan ordumuz da 936 orduydu. Bir zahmet onu da terhis edelim zaten. Buralarda sanırım ikmal kamplarımız yok. Evet, buralarda ikmal kampı yok. Hemen ikmal kamplarını inşa edelim. Evet. Birazdan bu topraklar bize ısındığı zaman katkıları olacak bize çok büyük. Şöyle son bir kere de araştırma yatırımı yapalım. Ardından da bölümümüzü artık burada bitirelim. Güzel de bir diplomasi yaptığımızı düşünüyorum ben açıkçası. Aslında burada Çekoslovakya'yı bırakmayabilirmişiz aslında ya. Orada büyük bir hamle hatası yapmışız. Çekoslovakya devletini burada bırakmamıza gerektiren hiçbir sebep yokmuş. Evet. Bazen böyle diplomatik hatalar yapılabiliyor. Ama düzeltilmeyecek şeyler değil. Kolay bir şekilde düzeltiriz. Evet, burada bir Çekoslovakya'nın vardığına gerek yokmuş. Biz boşu boşuna heyecana girmişiz orada. Evet, yaptığımız araştırma yatırımlarıyla da güzel bir teknolojiye sahip olduk. Bu da güzel bir şey. Buranın toprakları bize neredeyse hiç ısınmamış lan. Hiçbiri mi %100 olmadı gerçekten? Bir önce bir %100 olun bence. Şöyle hızlıca bunları bir %100'e çekelim biz. Toprakların istikrarının %100 olması şart çünkü. Hızlıca sizi bir %100'e çekelim. Hadi. Hadi. La, bir tane eyalete 70 çekmiyor. Tamam, yetti. Evet, ofansif savunma hattını da çektiğimize göre artık bölümümüzü burada bitirebiliriz. Umarım hepinizin hoşunuza giden bir bölüm olmuştur dostlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.